Herkese selamlar. Oo, yağmur geliyor. Dur. Allah kahretme. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yine Güney Kore'ye gidiyorum. Geçen sefer gittiğimde zamanım kısıtlı olduğu için Xbox alamamıştım. Orada bir tane bit pazarı var. Onun da videosunu çekememiştim diye içime oturmuştu. Bu zamana kısmetmiş. Hadi bakalım Güney Kore'de bit pazarı nasıl oluyor onu görelim. Evet, Kore'nin böyle bit pazarı gibi bir yere geldik. Kapalı bir alan. Böyle arkada bir sürü elektronikçiler var. İşte işlemci, anakart, konsol, videotape, hoparlör, aklınıza ne geliyorsa elektronik olarak oyuncu ekipmanları hepsi mevcut. Hepsini böyle kat kat yapmışlar. Bu katta sanırım bilgisayar parçaları var. Monitörler falan var burada. Şuraya doğru bir gidelim. Bir sürü ekran kartı var burada. İkinci el sıfır. Böyle çok ucuz fiyatlara şeyler bulabiliyorsunuz. Bak mesela burada RTX serisinden, hatta RTX 3000 serisinden kartlar var. Yukarıda GTX 1660 var. 2060 var. Bunların hepsi ikinci el. Oha. Threadripper'lar var lan. Ve bir sürü marka var. Mesela işte Gainward var, Galax var. Galax daha yeni yeni bizim ülkemize girmeye başladı hatta. Bulamıyordunuz neredeyse. Daha yeni giriş yaptı. MSI, Asus zaten akıyor her yerde. Bu arada çekim yaparken zorlanıyoruz çünkü buradaki insanlar kameraya karşı çok şey. Yani yolda böyle bir fotoğraf çekiyorsanız bile kaçışmaya başlıyorlar kameradan. Garip bir huyları var o konuda. Yani kimseyi böyle göstermeden, çekmeden kendimi çekerek anlatmaya çalışacağım. Bayağı sıkıntılı. Burada ne ya? Aa bak, burada da animeler var. Bak yine başka bir Koreli kaçıyor kameradan. Arkadaşım İrem bu arada. Yarı Koreli. Ne diyor? Bir de böyle yapıyorlar elleri. X yapıyorlar elleriyle. Yasak. Burayı gösteremedim arkadaşlar çünkü tüm satıcılar laf yaptı diyebilirim. Ya zaten videonun amacı size bu elektronik marketi göstermek değil. Biraz böyle göstermek istedim sadece. Çok değişik bir yer çünkü. Burada da işte kablolar, aksesuarlar falan var böyle. Prizler, mirizler. Burada da Razer ürünleri var. İşte mouse'lar, klavyeler, Corsair, SteelSeries. Bildiğimiz tüm markalar mevcut. Evet, burada Logitech'in Lift serisi var falan. Hafıza kartları vesaire. Sağ olsun abicim, tatlı abicim izin verdi. Onun dükkanını çekebiliyoruz. Burada işte SSD'ler falan var. Burada ikinci el klavyeler var. Mesela Ornata var burada. Chroma sanırım. Aa bak, burada da yıllar önce böyle kullanılmış ve bırakılmış bilgisayarlar var. İşte şurada bir sürü monitör var, görüyorsunuz. Çok yeni panel türleri değil. Kasalardan anlarsınız, hepsi böyle kalın kalın monitörler ve küçük inçlerde. Baksana bir sürü bilgisayar var. Aa, projeksiyonlar var be. Ben bunları görmemiştim geçen sefer geldiğimde. Bayağı iyi. Kahve makinesi var, buzdolabı var. Gagya bir daha kahve makinesi. Yani burada tamirden anlıyorsanız böyle ufak tefek bozukluğu olan şeyleri alıp tamir edip satarsanız büyük para kazanabilirsiniz. Gerçi ikinci el piyasası bizim kadar kıymetli değil çünkü gelirleri yüksek bu adamların bayağı. Ortalama kazanç ne kadardı Kore'de? 3000 dolar falan mı? Aylık 3000 dolar ortalama kazançları var ve ülke pahalı değil abi. 3000 dolar iyi para baba. Güzel para kanka. Evet, burada da böyle ikinci el çok yeni olmayan laptopları satıyorlar. Burada Samsung'un laptopları var. Burada da bir Asus'un mini book'u var. Bu tarz böyle ikinci el ürünleri satıyorlar. Artık tedaviden kalkmış ürünler ama bence yine de ihtiyacı olan için değerlendirilebilir. Aha bak, burada ne buldum. Türkiye'de kolay kolay bulamazsın. Noctua'nın bir fanı var burada. Noctua'yı bilenler vardır muhakkak. Bilmeyen çoktur ama Türkiye'de olmadığı için. İnanılmaz iyi soğutma çözümleri üreten bir firma. Ve çok sade üretir. Böyle ışıklı mışıklı bir şeyini kolay kolay göremezsiniz. Bazı firmalar, Asus gibi mesela, çalıştı Noctua'yla. Çok güzel bir verim aldılar. Görünce şaşırdım. İşte yine diğer markalarında mevcut burada her şeyi. Evet, bayağı gergin bir yürüyüş devam ediyor. Çünkü her gören böyle geriliyor dediğim gibi kamera. Gerçekten çok tuhaflar bu konuda. Şimdi telefonların olduğu kata geldik. Bir ikinci el iPhone fiyatı soracağım ki Türkiye ile kıyaslayabileyim. Bir de çıkarken yukarı tekrar ekran kartı fiyatı soracağım. Evet, iPhone'lara geldik. Yine çekim için izin isteyeceğiz. Şöyle çok ışıklar. Göstermeye çalışıyorum. Üstünde fiyatlar da yazıyor. Yok, fiyatlar değilmiş. iPhone kaç olduğu yazıyor. Fiyatları var, ben sana göstereceğim. Adam fiyatlarını da verdi şimdi onun için, tamam. Çekmek için. 630 bin var. Evet, 630 bin var. 580 dolar gibi bir fiyat yapıyor. Fiyat iyi bu arada. Şey bu değil. Burada da diğer bütün modeller var. Renk ya da şey olarak. 14 Pro Max'in fiyatı neymiş? Şimdi sağ Pro Max'in bir şey olayım. Hayır. Evet, 1020. 900 dolar. Kili de %96'daymış. Evet, bu arada benim de beklentimden yüksek kaldı fiyat. Ben böyle bir 700 dolara falan alırız diye düşünmüştüm. Ha bak, değişik bir bilgi. Kore'de insanlar Japonya'da daha ucuza çıkıyor diye oraya gidip alıyorlarmış. Büyük ihtimal uçak biletiyle
topladığında aynı fiyata geliyordur. Gidiş, evet, gidip alıp dönüyorlarmış. Değişik. Bunu bilmiyordum bak. Çok yaklaştıramıyorum ama bakın şurada işlemciler var. i7'den i9'a kadar. Hatta bir tanesi 13. nesil. Görüyorum burada 9. nesil olan. Pardon, i9 olan. Kafa gitti. Şurada işte ekran kartları falan var. Şimdi bir fiyat soracağız. Evet, şimdi fiyat sordum. 4070 Ti vardı adamın elinde sadece güncel olanlardan. 870 bin won dedi, sıfır bu arada. O da 18 bin liraya falan geliyor. Şu an baktım, Türkiye'de en ucuz aynı kart, MSI Inventus kartıydı. 28.800 liraya satılıyor. Burada 18.500 lira gibi bir fiyat. Yani takriben bir %30'luk fiyat farkı var. Evet, bunların Türkiye fiyatlarını yazacağım. 139 bin won. Black Widow V3 10 kilos. Viper V3 Hyperspeed 109 bin won. Dead Heather V3 Pro 249 bin won. Fiyatlar genel olarak böyle. Hatta biraz daha farklı bir şeyle kıyaslayalım. Black Widow V3'te 149 bin won. Onun da yazdım fiyatını TR ve Kore olarak. Son olarak da Basilisk V3'e bakalım. 79 bin won'muş. Onun da fiyatını yazdım son olarak. Şimdi bir de burada PlayStation fiyatlarını merak edeceksiniz büyük ihtimal. Onları da sorayım gelmişken. Ardından zaten sonrasında Xbox'a gidip alacağım. Pazarlık da yapmaya çalışacağım. Bakalım. Umarım güzel bir şeyler yaparlar fiyatta. Yanımızda Korece bilen bir arkadaşımız olduğu için biz hiç konuşmuyoruz. Çünkü Korece daha net iletişim kurabiliyorlar. İngilizceleri çok iyi değil Korelilerin. Olsa bile bir Korece konuşan insana yaptığı indirimi yapmaz büyük ihtimal bir turiste. Ama kartla aldığım için ben büyük ihtimal yapmayacaklar. Nakitte yapıyorlar da kartta asla yapmıyorlar ama dediğim gibi deneyeceğiz. Evet, şimdi burada ikinci el olanlar var. Burada Nintendo'lar vesaire var. İşte Thrustmaster'ın bir direksiyon seti var. Burada PlayStation 5'in Spider-Man Edition'ı var. Kerem Enginar'a selamlar bu arada. Geçen almıştı. Şurada da Xbox Series X var. Bu da ikinci el. Şimdi bunun için pazarlık edeceğiz. Bakalım, inşallah güzel fiyata alırım. Gelelim pazarlığa. Alttaki değil mi? Series X, evet. Xbox'a. 450 dedi biraz önce. İgo anego. Çiğnin gorun. Tufaya getiriyordu bizi valla. Yer mi lan Anadolu çocuğu? O zaman 450. Son paramı. Şey, kartla ödeyeceğim. Can you make any discount for us? Harinin anında ya. Oo, bari düz yapsın be. İndirim istedik, pahalıya satıyor lavuk. Yapmaz mıymış normal fiyattan? Yapsın bir kıyak ya. Abi bak biz de doğuluyuz. Siz uzaksınız, biz değiliz ama. Ben de doğuluyum yani. Benim babam Elazığlı. Hemşeri sayılırız ya. Aramızda 14 bin kilometre falan var. Normal dışarıdan aldığımız parayla sattığımız para hani birazcık da kırık olmamız gerekiyor. Ya biz abi esnaf muhabbeti yapmasın. Ben de kemer altında büyüdüm dayı ya. A few moments later. Tamam, yapacak bir şey yok. Okey. Sarsın. 470 bin won alıyor. 12 seconds later. Dayı bir tane açtı göstermek için. Üstünde böyle 3 tane çizik var. Trident gibi. Başka gösterecek şimdi. Vallahi kakalıyordu bu ya. Dayım benim, öz dayım ya. Oğlum çok da ağır ha. Yine ben bunu taşıyacağım bir yerlere. Evet. İlk parçamız gayet temiz duruyor bu arada. Ufak tefek var tabii ki kozmetik hatalar. Evet, ufak tefek çizikler. Çok problem olmaz ya. Can we try? Bir bakalım şimdi. Alırız döneriz Türkiye'ye. Açılmıyor bile, mahvoluruz ya. Kutu içeriği de bir tane işte Xbox kolu var. Standart olanlardan. Bir tane HDMI kablosu var. 2.1 bu arada. Bir de güç kablosu var zaten. Bu kadar. Şimdi tabii ki ben bunu aldıktan sonra PlayStation 5'te Xbox Series X kıyaslaması da yapacağım. Biraz da onun için alıyorum. Türkçe is okay ya. Yeah. Turkish. Türkçe diyor görünce okudum. Okay, there is no problem. Thank you. Evet, alışverişimiz tamamlanıyor. Geliyorum. Bu arada arkadaşlar, bu da böyle bir anıdır. Kore'de çantayı bırakıp gitseniz de kimse dokunmuyor. İki gün sonra gel, o çantayı gene orada bulursun. Çok güveniyorsunuz, bir gün bir şeyinizi kaybedeceğiniz öyle. Kaybolmuyor kardeşim, hiç problem yok. Evet, şimdi öz abime para ödeyeceğiz. Namussuz, indirim istedik, zam yaptı ya. Pilleri vermedi ama, namussuz. Ablacığımdan iki tane pilinde lafını yapmak istiyorum. Evet, şimdi bir arkadaşıma figür almaya gidiyoruz. Abi kapalı, her yer kapalı ya. Bak hala bak. Bu ne, hani çalışkanlığı Koreliler? Dükkan açmamış adam. Saat olmuş 5 akşamüstü. Abi o kadar fazla figür var ki ya. İnanamazsınız ya. Bir karakterin 150 tane farklı figürü var. Boyları değişiyor zaten falan. Bak figürlere bak. Her animenin var neredeyse işte. Dragon Ball'dan One Piece'e, Naruto'ya kadar.
Burada işte böyle şekerler falan var alabileceğiniz. Düşünemezsin ama bunlar bile. Evet. Tom ve Jerry bile var. Genelde böyle Japon dizilerinin karakterleri oluyor ama. Marvel'da çok var. Evet, Marvel çok var. Batman ile DC de var. Felaket figürler var. Farklı boyutlarda. Bunlar ikinci el. Evet, selamlar inceleme kısmına. Hoş geldiniz. Kutuyu getirelim şöyle. Ora. Koçum benim. Biraz tozlu olabilir. Biraz bayağı tozluymuş. Helal edin. Evet, görüntüleri izlediniz. 470 bin won'u aldım. TL karşılığı sürekli değiştiği için internetten bakabilirsiniz. Pazarlık yapamadık. Yanımda Korece bilen bir arkadaşım vardı. İrem, ona da selam olsun. Korece konuşulunca belki bir indirim yaparlar falan filan, hani yabancı olmadığını görünce diye düşündüm. Yine yemedi. Çünkü ben bir önceki sefer Kore'ye gittiğimde pazarlık yaptığımda yine hiçbir şekilde kabul etmemişlerdi. Hatta kartla ödeyince üstüne para bile alıyorlar ekstra, neyse. Ama yine Türkiye'deki ikinci el fiyatlarına göre uyguna geldi. Türkiye'de şu an için konuşayım. İkinci el piyasası 14-15 civarında geziyor. Biz 10 bin küsürü aldık bunu. Ama yok yani, esnaflık bitmiş abi, hiç. Ne olacak ya, bir 20 bin won yapsan, 10 bin won yapsan, gönlümüzü alsan. Namussuzlar ya. Bana ne Neyse, gelelim kutuya. Of, kadraja sığmadı. Masayı biraz aşağı indirdim. Tamam, bu kadar iniyor. Evet, kutumuzda ufak tefek hasarlar var, böyle kurşunlar var. Ben getirirken de yapmış olabilirim bunu. Xbox Series X. Burada 4K 120 kare ibaresi var ve 1TB'lık SSD varmış içerisinde. 1TB bana yetmez vesaire diyenler olabilir. Yükseltebiliyorsunuz. Onun detayına geleceğim. Böyle kaydırdığımızda öne çıkan özelliklerini yazmışlar. Bunlara değineceğim zaten. Bu da kutu içeriği. Kutunun arkası da bu şekilde. Özellikle bilerek bu oyunu koymuşlar bence. Forza Horizon 5'ten bir görüntü bu. Bildiğiniz üzere PlayStation'da, yani en büyük rakibinde Microsoft oyunu olduğu için Forza Horizon 5 bulunmuyor. Ama bunda var. Bir kutumuzu açalım. Minnak falan ama oğlum çok ağır lan. Gerçekten çok ağır. Bir de şurada bir kutucuğumuz var. Onu da alalım. Ve kutuyu kapatalım. İçinden çıkan kutucuğumuza bakalım. İkinci el olduğu için sıfırmış gibi değil paket tabii ki. Başka bir şey var mı? Hayır, yok. Tekrar yükseltelim. Kutu içeriğinden Avrupa uyumlu bir güç kablosu. Bu arada Kore'de de aynı bizde prizler. Yani Avrupa standartlarındaki prizleri kullanıyorlar Kore'de de. Burada da bir, şöyle yazmışlar şuraya, High Speed HDMI. Kendisi bir HDMI 2.1. 8K 60 kareye kadar görüntü aktarabilen bir teknolojiye sahip. 4K'da da 120 kareye kadar destekliyor. Yani bunlar pahalı kablolar, onu söyleyeyim. Alışılagelmiş 2.0 HDMI'larla karıştırmayın. Ve burada da kontrolcümüz var. Xbox'ın yıllardır çok tasarımını değiştirmediği, kendine özgü bir kontrolcüsü var. İşte burada yön tuşları var. İki tane joystick'imiz var. YX, AB diye geçiyor Xbox'ta. Bizim PlayStation'dan alıştığımız işte üçgen, yuvarlak, kare ve X. Burada da yine R1, R2 tuşları bulunuyor. Kontrolcünün üst tarafına baktığımızda burada eşleme butonu, burada da tipçe girişi mevcut. Neden şarj girişi değil dedim? Çünkü bu kol pille çalışıyor. Şöyle de göstereyim. Burada lamba gibi iki tane pilimiz var. Şimdi bunu seven var, sevmeyen var. Ben sevmeyen taraftayım. Avantajları şu. Bir kere atıyorum bitti, piliniz varsa takıp bayağı uzun süreler oynayabiliyorsunuz. Kolay kolay şarjı bitmiyor. Yani oyun oynuyorsunuz, pili bitti, takıyorsunuz, oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bu bir avantaj. Değiştirilebilir bir pile sahip olduğu için batarya ömrü kısalıp şarjı işte az gitmeye başladığı gibi problemler de olmuyor. Fakat sürekli yeni bir pile ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu bir masraf. Ve tip C üzerinden bu piller şarj olamıyor. Hani hem bir yandan oyun keyfi sürsün, kabloyu takayım, o sırada şarjda olsun, yok. Aslında var ama normal pillerle olmuyor. Şöyle açayım. Xbox burada bir çakallık yapmış diyeyim bence. Bakın şurada pil yuvalarının orada bir tane pin var, görüyor musunuz? Dörtlü. Oraya Xbox'ın kendi sattığı ayrı bir batarya takabiliyorsunuz. Yani bunu dahili bataryalıymış gibi yapabiliyorsunuz ve USB Type-C'den şarj olabiliyor. Yani sen normal PlayStation 5'teki gibi bir deneyim elde etmek istiyorsan onu almak zorundasın. Yoksa şarj edilebilir piller de olabilir. Yani onları çıkartacaksın, şarj edeceksin, takacaksın, öyle biraz daha masrafı düşürebilirsiniz. Ama bilmiyorum yani, benim beğenmediğim bir şey bu. Şöyle tekrar takalım. Altına baktığımızda ise burada bir kulaklık girişi var. Burada bir giriş daha var. Yine ekstradan bir şeyler satılmak için yapılmış bir giriş o. Xbox'ın stereo headset adaptörü var. Şu gördüğünüz parça altına ekleniyor ve ekstra tuş elde ediyorsunuz. İşte mikrofon kapama, ses açma kısmı gibi işlevleri buradan yapabiliyorsunuz. Güzel işe sattığın konsolu alışverişe devam. Evet, şimdi reis'e geçelim. Allah, dur lan. Evet.
Minnacık bir şey olduğuna bakmayın, kendisi 4,5 kilo. Ağır yani. Ve şöyle üstüne baktığınızda böyle yuvarlak yuvarlak bir yapıda yapılmış. Bunlar hava kanalları aynı zamanda. Zaten dikkat ederseniz altında kocaman bir fan var. Tüm sıcak hava buradan atılıyor. Böyle dikey koyduğuma bakmayın. İsterseniz yatay da kullanabilirsiniz ama dikey kullanmanız daha mantıklı. Çünkü ısınan hava yükselir ve yukarı doğru bakarsa atacağı egzoz alanı bence daha yararlı olur. Ki dikey daha güzel duruyor bence. Şunu da sorayım. Sizce PlayStation 5'in tasarımı mı, Xbox Series X'in tasarımı mı? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. İkisi de çok güzel ama Xbox biraz daha böyle minimal boyutlarda olduğu için ve daha sade olduğu için, çünkü PlayStation 5'in daha agresif bir tasarımı var. Ben bunu tercih ederim görüntü olarak. Ama tabii bu fikirde çok ayrılabiliriz. Benim için siyah olması da çok önemli. O yüzden biraz da tercih ettim. Beyaz olsa büyük ihtimal PlayStation diyebilirdim. Evet, arkaya baktığımızda burada bir Kensington kilidi var. Burada iki tane USB'miz var. Yüksek hızlı. USB 3.2 jenerasyon 1 bunlar. Şurada 1 GB'e kadar destekleyen Ethernet portu. Burada güç girişi. Burada HDMI çıkışı var. HDMI 2.1. Ve burada da storage expansion var. Şimdi PlayStation 5'te de izleyenler vardır videomu. SSD'nin nasıl takıldığını, yükseltmeyi falan gösterdim. Gayet basit. Bu bizim bilgisayarlarda kullandığımız M.2 SSD'leri kullanabiliyorsunuz. İşte 2280 form faktörü olur, daha küçük, daha büyükleri olur. Hepsi uyumlu. Ama bunda kendine ait bir girişi var. Yani herhangi bir M.2 SSD'yi kullanamıyorsunuz. Seagate üretmiş. İşte 512 GB'lığı var, 1 TB'lığı var, 2 TB'lığı var. Onu aldığınız takdirde 2 TB'lığı $150 falan bu arada, çok ucuz değil. Onu takıyorsunuz arkadan ve kendisi de zaten 1 TB olduğu için 3 TB'a çıkıyor. Yani burada da yine Xbox'a bağımlı kalmak zorundasınız. Bu benim için bayağı negatif bir özellik. Bu arada hafızadan da bahsedeyim. 1 TB olduğunu söyledim ama kullanabildiğiniz alan 1 TB değil. İşte işletim sistemi vesaire bir şeyler götürüyor. 802 GB'lık bir kapasite kalıyor içinde. Günümüzdeki oyunlarda 100-150 GB'lara ulaştığı için sağlam oyunlardan bahsediyorum. Ve çok fazla oyun yükleyemiyorsunuz ve yine bir yükseltmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Eğer tabii oyunları dijital oynuyorsanız. CD'li oynuyorum derseniz de burada zaten 4K Blu-ray okuyucu var. Ama ben oyunları dijitalde tutmanızı tavsiye ederim. Hem daha ucuz oluyorlar hem de CD ne bileyim çok eskide kaldı artık bence. Şuraya baktığımızda power butonu, burada disk girişimiz, diski takıp çıkartmak için buton, kontrolcü eşleme butonu, yine bir USB girişi. Sizi teknik özellikleri tek tek anlatarak çok yormayacağım. Şu yan tarafta çıkacak ben konuşurken bir yandan. Buradan okuyabilirsiniz. Şimdi PlayStation 5'te Xbox Series X aynı sene çıktı. Hangisi daha kuvvetli biliyor musunuz bilmiyorum. Kağıt üstündeki verilere göre, performans testlerine göre şu an dünyadaki en güçlü oyun konsolu bu. PlayStation 5'e nazaran %20 daha güçlü verilere göre. İşte 8 çekirdeği var, 16 GB belleği var toplamda falan. Tam bir canavar aslında. AMD de burada güzel bir işlemci yapmış. Gayet güzel sonuçlar alıyorsunuz. Zaten videoda denetmiştim ama ben tekrar bir çalıştırmak istiyorum. Türkiye'ye getirdiğimden beri hiç çalıştırmadım bu ürünü. Ha bu arada sağını solunu göstermedim ya. Bu konsolun sol tarafı, altında Xbox yazıyor. Böyle ufak tefek çizikler var. Bazıları silince geçer de şunlar falan leke gibi bu arada. Arada da bu çizik bildiğin yani. Elimde hissediyorum. Çok önemli değil. Diğer tarafına baktığımızda da hiçbir ibare yok ama söylediğim gibi yatay konumlandırabilmeniz için şöyle ufak ayaklar yapmışlar. Evet, prize taktım. Bastım. Güzel bir açılış sesi var. Şuradaki hemen power butonu yanmaya başladı. Şöyle de göstereyim. Bu arada ikisi arasında kalanlar olacaktır. Ben PlayStation 5 ile Xbox Series X'in kıyaslamasını yapacağım. Bir ay içerisinde gelir video büyük ihtimalle. Deneyimsel olarak ben de merak ediyorum kıyas sonucunda hangisini tercih edeceğim. Yani benim tercihim şu an için PlayStation. Çünkü küçüklüğümden beri PlayStation'ım vardı. İşte arkadaşlarımda da PlayStation vardı. Yani Türkiye'de genel olarak PlayStation'a alışkın insanlar. Öyle bir furya var. Belki de o yüzden seviyorum. Yani bu daha güçlü. Belki bunu daha çok seveceğim bilmiyorum. Ülkelere göre çok değişiyor mesela. Dünya genelinde mesela FIFA çok fazla tercih edilirken döneminde bizde PES tercih ediliyordu. FIFA oynayan çok azdı. Şimdi işler biraz tersine döndü. O da PES'in gerizekalılığı. Oyunu falan bayağı bozdular. Adı bile değişti hatta. Mesela Kore'de de PlayStation neredeyse hiç tercih edilmiyor. Xbox daha ünlü. Her yerde PlayStation bulabiliyorsun. Xbox çok nadir. Çok tüketildiği için, çok alındığı için. Çok garip geldi bana. Böyle küçük bir bilgi vereyim dedim. Bu arada makine o kadar sessiz ki yani. Hiç. Şöyle kulağıma yaklaştırdığımda bile fan sesi duymuyorum. Şuraya getirdiğimde duyuyorum. Tabi bunu 4K oyun açınca, zorlayınca falan tekrar test edeceğim ama izlediğim videolardan, gördüğüm testlerden sesinin çok az olduğunu biliyorum. Neyse çok uzatmayayım şimdi. Bunu kuralım. Bir oyun falan oynayalım.
O zaman yorumlarımı yapacağım. Evet, Xbox'ı monitörüme bağladım. Şu an e-futbol yani eski PES iniyor. Bu arada ücretsizmiş Xbox'ta, ben bilmiyordum. Güzel oldu. FIFA 2024'te 700 lira civarında. Şu an Black Friday indirimim var. Red Dead Redemption 2'yi satın aldım. O da indirimdeydi. 154 liraya aldım. İkisi de iniyor. Bir de Fortnite indirdim. Diğerleri inerken Fortnite oynayalım ama öncesinde bir geri çıkalım ya. Arayüzü göstereyim. İşte böyle store'u görebiliyorsunuz. İçinde Netflix, Spotify gibi uygulamalar var. Mesela Call of Duty Warzone da ücretsiz. Burada popüler ücretsiz oyunları sıralamış. PUBG ücretsiz. Rocket League ücretsiz. Çok iyi ya. Bayağı güzel ücretsiz oyunlar var. Bunlar da paralı oyunlar ama hepsi indirimde. Dediğim gibi FIFA mesela 700. RDR'yi aldık. GTA 4 60 lira. Hogwarts Legacy 540 lira. Güzel ya, güzel indirimler var. Birkaç oyun alırım olmadı. Oo, bunda bayağı indirim var mesela. Tomb Raider'ın bir tane oyunu var 260 liradan 65 liraya inmiş. Oğlum ayıp lan. Forza Horizon 4 330 lira olur mu ya? Uygulamaları göstereyim. YouTube var, Netflix var, Spotify var, Prime Video, Disney Plus, Twitch, IPTV, işte Apple TV, Apple Music, bir sürü şey var. Daha fazlasını da indirebilirsiniz. Microsoft Store'da bayağı bir program var. Bunlar için de dahili olarak gelenler. Bir Fortnite'a giriş yapalım ya. Evet, Squid Game'li bir oyun var. Ona gireyim dedim. Bu arada oynaması çok zor. Ben normalde de zaten bu tarz oyunları çok iyi oynayamam. Mouse'la bile zor oynuyorum. Oyun koluyla daha da zor. Alışmak gerekiyor kesinlikle. Bu arada kontrollerini de bilmiyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum. Videoyu çekmeden önce biraz oynadım. Az çok öğrendim. Ama çok iyi bilmiyorum, şaşırabilirim bazen. Aha, paracıklar geldi. Aa, bildiğin birebir aynı oyunları oynayacağız ha. Oğlum sessiz oynuyorum ben bu oyunu ya şu an. Hayda. Ha bu arada oyunları 4K oynuyorum, monitörüm 4K'yı desteklediği için. Ya. Ben kıvıracağım bu işi ya. Aa lan, yanlışlıkla hareket ettim ya. Ya. Yeah. Yeah. İlk bölümü geçtik. Yeni oyun başlıyor. Ben bu oyunu hatırlamıyorum ha. Ulan aşağı düştük yanlışlıkla. Ulan oyunu bilmiyorum ya. Nasıl çıkacağım ben buraya bilmiyorum ki. Heh. Oğlum ben Squid Game izledim. Bu şeyi hatırlamıyorum ya. Bölümü. Yani ne yapmamız gerektiğini anlamıyorum. Bir çatışaydık acı ya. Hadi yeter, öldük. Diğer oyuna geçelim ya. Evet. Eski PES yeni adıyla e-futbola giriş yaptım. Yükleme gerçekleşirken maç oynayabiliyormuşuz. Oynayak. Bir dakika. Ayarlar nerede? Ha. Kamera öyle olmaz. Kamera böyle olur. Tuşlar falan nasıl acaba? Onu da hiç ayarlamadım. Ya topçu musun ya? Ben bu arada Xbox koluna da alışkın değilim hiç. Geldi, Ciro attı. Oliver Ciro! Gole bakan! Büyük ihtimal kolayda zaten bu. Ben ayarlarını bile yapmadım. Direkt neyse onu yaptım. Orta ayarlardadır büyük ihtimal. Oha! Oha, biraz abandım. Ya. Kendi alıp kendi atsın abi. Oo, kim o kazmator ya? Dokundum bu arada tuşa. Abanmadım da yani. Ya bu arada bayağı kolay da bu yani. Gel topu kap diye beni bekliyor oyuncu. Oyunun tuşları da benim oynadığım tuşlar değil bu arada. Onu ayarlasaydım keşke. Neyse kolaydı zaten ya. Öyle çok aksiyona gerek yok. Hop oraya değil lan. Hop, ulan bir topu tutamadım be, eşek. Allah! Üf. Hiç fan sesi yok bu arada. Allah, oyunu sessiz oynuyorum diye çok sessiz burası, hiç fan sesi yok. Ve tekrarlıyorum, 4K'da oynuyorum yani. Bunu da atarsam artık yani... Atamadık. Atsaydım diyecektim, her korner gol oluyor. Bu arada kol da... Garip geldi. PlayStation kolu sanırım daha ergonomik ya. Daha güzel ele oturuyor. Ya da alışkanlık, bilmiyorum. Koş lan. Gol. Ben de bu arada PES'ten sonra çok olmasa da yani çok oynamasam da FIFA'ya dönenlerden oldum. Çünkü herkes FIFA oynuyor ya. PES oynayacak insan kalmadı. Ama PES'in dinamikleri de güzelmiş bu arada.
Uzun süredir e-futbol oynamıyordum. Yani adı e-futbol olduğundan beri hiç oynamadım ben bu oyunu. İlk defa oynuyorum. Fena değil oyun dinamikleri, güzel. Yani FIFA'dan aşırı farklı değil. Önceden çok fark vardı aralarında. Oynayış biçimi olarak. Şimdi bayağı yaklaşmışlar birbirlerine. Ama şöyle olmuş. Bu oyun FIFA'ya yaklaşmış. Önceden orta sahadan gol atıyorduk PES'te. Agüero'yu bir alıyordum PES 2013'te. PES 2010'da da Rooney'i alıyordum Manchester United'da. Hadi oğlum koş. Oha, kim o lan? Dayıma bak be. Mahvetti bizi. Gole bak. Aaa, nasıl kaçırdın lan onu? Eşek, neyse bitiyor. Ulan bu kadar kolay olmasına rağmen 3 attım ya. İnsan böyle 8-9 sallar değil mi? Ama gerçi süre de çok kısa. 5 dakikalık maç bu. Gitti. Evet, öylesine anlamsız bir oyun testiydi. Şimdi kapanışa geçelim. Evet, yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Gördünüz, gayet güzel bir konsol. Fakat ben çektiğim videoyu sonradan izledim. İnanılmaz parmak izi bırakıyormuş siyah olduğu için. Baya böyle leş gibi bir görüntü olmuş. Helal edin. Vallahi güzel, arayüzünü falan da ben gayet beğendim. Zaten çok değiştirmemişler. Mesela PlayStation'lar arasında arayüzde çok değişiklik oluyor. Bunda öyle bir durum yok. Xbox One'da da... İşte One Series S'te de falan hepsi birebir aynı. Söylediğim gibi PlayStation 5'te kıyaslama videosu da bir ay içerisinde gelecek. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.